Arkadaşlar merhaba. Bana çok sorulan sorulardan biri de ara iç detay temizliği yapılırken plastik aksamları neyle temizleyebilirim ve neyle koruma altına alabilirim güvenli bir şekilde. Onunla ilgili birkaç dakikalık kısa bir video çekeceğim. Şimdi bizim ihtiyacımız olan bir adet temizleme ürünü. Kok Kemi'nin Green Star veya mesela Polestar da kullanılabiliyor deri aksamlarda. Öyle bir ürün kullanabiliriz. Çok gelen sorulardan biri de çok amaçlı temizleyicileri kullanabilir miyiz? Hayır arkadaşlar, çok amaçlı temizleyicileri hassas plastik aksamlarda kullanmanız doğru değil. Plastik aksamların beyazlaşmasına ve deformasyonuna geri gelmeyecek hasarlara sebep olabilir. Şimdi onun haricinde şöyle göstereyim. Bir adet detay fırçamız veya deri temizliği vesaire yaparken de kullandığımız bir adet şöyle fırçamız. Onun haricinde bir adet ılık su yapılmış kovamız, temiz su. İki adet de bize arkadaşlar bez lazım. Bunun sebebini de söyleyeceğim. Bezin biri ıslak olacak, diğeri de kuru olacak. Panelden sonra bu bezi bu kovanın içinde, aynı zamanda da fırçayı bu kovanın içinde temizleyip ondan sonra işlemimize devam edeceğiz. Şimdi isterseniz kısa bir örnek uygulayalım. Hep birlikte olayın durumu neymiş, ne değilmiş bir görelim. Ürünümüzü fırçamıza veya plastik aksama sıkalım. Buraya eğer plastik aksama sıkarsak arkadaşlar ürünü çok fazla bekletmeyin. Eğer burada ürün kurursa leke yapacaktır. Onun da bilgisini vereyim. Ürünü şu şekilde fırçalayarak, zaten köpüren bir ürün görüyorsunuz. Bu şekilde fırçalayarak panelimizi temizliyoruz. Buraları hızlı geçiyorum. Fırçalıyoruz. Dediğim gibi fırçalarken çok fazla zaman kaybetmemeye bakın. Fırçaladığınız yerler sabunlar, köpükler eğer kurursa yine onlar leke yapacaktır, bilginiz olsun. Çok az bir yer kaldı, onu da halledelim. Fırçalamak suretiyle kullanmış olduğunuz fırçalar arkadaşlar çok sert olmasın. Yumuşak tüylü fırça kullanabilirsiniz veya köpük yapan aparatlar var mesela. Onu bulabilirsem birazdan ekleyeceğim. Birazdan göstereceğim size. Gerçi diğer videolarımda vardı. Oradan bakabilirsiniz. Bu A101'lerde satılan el köpük, el sabunu var. Köpük yapan şişe. Yani gidip köpük yapan şişeye 80-100 lira para vermek yerine böyle bir şeyle çözebilirsiniz. Tabi diğerleri biraz daha kaliteli olabilir ama girip de fazla meblağlar ödemek istemiyorsanız o şekilde bir çözüm bulabilirsiniz. Şimdi ıslak bez demiştik. Islak bezle ilk önce bu sabunladığım, yani bu sabunları siliyoruz. Yani fırçaladığımız yerleri güzel bir şekilde siliyoruz. Güzel bir şekilde siliyoruz. Kabasını alıyoruz. Tüm noktaları. Tabi burada onu göstermeyi unuttum. Ufak aparatlar var. Aralara girmeyen yerlere. Silmek için ufak aparatlar var. Onları da göstereceğim. Şimdi hızlı bir şekilde ben siliyorum. Videodan belli oluyor mu kameradan bilmiyorum ama bayağı bir kir çıktı. Bu bana çok gelen bir soru olduğu için biraz daha detaylandırıp çekmek istedim. Çünkü hassas bir konu. Islak bezimizi kenara koyduktan sonra şimdi de arkadaşlar görüyorsunuz kuru bir bez var elimde. Kuru bezle de yine aynı şekilde kapının yapmış olduğumuz yerleri siliyoruz. Ardından eğer imkanınız varsa, öyle bir imkanınız varsa eğer, hava tabancasıyla şurada araya giren, bunu mesela tuş takımları kısmında, yine direksiyon tarafında, bunu böyle direkt nüfuz etmeyin arkadaşlar. Böyle buraya nüfuz ettiğiniz zaman direkt bunun içine girer, elektronik sistemin sıkıntı yaratabilir. Böyle hafif açıyla, tabancayı açıyla tutuyoruz. Bu şekilde hava tutmak suretiyle bu kısımları temizliyoruz. Kapı temizleme işini bu şekilde yapıyoruz. Koruma işleminde ne kullanıyoruz? Birazdan da ona geçeceğim.
koruma işleminde hangi ürünleri kullanabiliriz? Plastik aksamlarda derele özel ürünleri söylemiştim zaten. Onunla ilgili videomuz var. İç detaylı temizlik videomuzda da gerçi bunlardan bahsetmiştim ama sadece bu plastik aksamlar nasıl temizlenir özel bir video olsun istedim. Köpek yapan şişeyi de şöyle göstereyim. Görüyorsunuz. Şişe de bu. Aqualin köpük sabun. Bunu hala var mı bilmiyorum ama bunu temin edip şöyle köpük şeklinde sürebilirsiniz arkadaşlar. İş yapıyor yani, öyle söyleyeyim. Tavsiye ederim. Yani bu işi en ekonomik şekilde nasıl çözeceğim derseniz en ekonomik şekilde bu şekilde çözebilirsiniz diye söyleyebilirim. Şu tip trim sökme aparatı diye geçiyor aslında bunlar. Trim sökme aparatları mevcut. Tabi bu bahsettiğimiz mevzular bu ön göğüs temizlenmesinde de geçerli. Yine aynı şekilde ön göğüs temizlerken de aynı adımları yapıyoruz. Bu tip aparatlarla şu şekilde mesela elimizin girmediği yerleri temizlemek için kullanabiliriz. Yine şu ara kısımları veya şu iç dip kısımları temizlemek için bu aparatlar gayet iş görüyor. Onlardan da edinmenizi tavsiye ederim. Ben yurt dışından getirtmiştim sanırım. Hangisi olduğunu tam bilmiyorum ama 2-3 sene falan oluyor. Eğer böyle bir şey edinirseniz sizin içinize çok yarayacak. Şimdi iç derim korumasına geldik. İç derim korumasında da Kokkemi'nin Topstan'ı kullanacağız. Aracı bugün dışarı çıkardık. Yağmur var. Aracın çikirlenmeye başladı bile. Koruma ürünleri olarak silikonsuz ürünler kullanın kesinlikle. Çoğu oto yıkamacılarda kullanılan silikonlu ürünleri kullandığınızda aracınıza son derece zararlı maddeler içermekte. Plastikleri zamanla çatlatmaya kadar gitmekte. Şimdi görmüş olduğunuz ürünü Topstar aplikatöre sıkıyoruz. Arkadaşlar şöyle düzgün bir şekilde yedire bu mat bir görüntü bırakıyor. Bu şekilde yedirdikten sonra isterseniz eğer ürün fazla geldiyse kalanını hafif mikrofiber bezle böyle üstünden geçerek aracı korumasını tamamlamış oluyorsunuz. Şu kısma yaptım. Şuralar hala kurumadı. Dediğim gibi buradan mikrofiber bezle geçeceğim üstünden. Ürünün fazla kalıntısını alacağım. Ondan sonra da aracın plastik aksamları koruma işlemlerini tamamlamış olacağız. Araca plastik aksamlarına ve dere aksamlarına lütfen dediğim gibi silikon türevi ürünler kullanmayın. Sadece plastiğe özel koruma ürünleri kullanın. Aynı zamanda G-Tekniğin C6'sını da kullanıyorum. O da çok mükemmel bir ürün. Kullanmış olduğum birkaç ürün daha var. Benim tavsiyem size bunlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanala destek olmak için abone olmayı unutmayın. Aklınıza takılan sorular varsa hem YouTube üzerinden hem de Harun Özer Instagram üzerinden tarafımıza dönüş yapabilirsiniz. İlgi ve alakanızdan dolayı sonsuz teşekkürler ederim. Teşekkürler.